Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta yeni ay doğacak, 16 Ekim'de terazi burcunda. Terazi burcundaki Güneş'in çok güçlü ve sert açıları var, hafta boyunca etkili olacak. Bireysel olduğu kadar kolektif alanda da tesirleri hissedebiliriz. Ve 14 Ekim'den itibaren Merkür, iletişim gezegeni Merkür sizin burcunuzda Akrep'te gerilemeye başlayacak. Mars retrosu devam ediyor Koç burcunda. Bir de burcunuzda Merkür retrosu başlayacak. 28 Ekim'e kadar Akrep burcunda, 28 Ekim'den itibaren Terazi burcunda devam edecek bu retro. 3 Kasım'da da sona erecek. Bu şartlar altında tabii bu hafta şartlar biraz zorlayıcı. Bu hafta hani yeni adımlar, yeni kararlardan ziyade sanki şöyle bir oturacağız, bekleyeceğiz, bir düşüneceğiz, içinde bulunduğumuz şartları değerlendirmek isteyeceğiz. Böyle yapmak belki kendi adımıza da daha olumlu. Hani beklemediğimiz engellerle de karşılaşabiliriz. Ama her karşılaştığımız engel belki bizim için bir hayra da işaret ediyordur. Bu şekilde de değerlendirmekte fayda var. Yeni kararlar, yeni adımlar atmak için çok doğru bir hafta değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Güneş güçlü açılar yapacak. 14 Ekim'de Güneş'in Mars'la bir karşıt açısı var. Ardından 15 Ekim'de Plüto'yla, 18 Ekim'de de Satürn'le dik açı yapacak. Güneş yaşam enerjimizdir aslında. Ve bunun yanı sıra eril enerjileri, eril figürleri yönetir. Ve toplumdaki ünlü kişiler, yöneticiler, otorite figürleri, liderler Güneş tarafından yönetilir. Ve kolektif alanda belki bu konuların, bu kavramların, bu tarz kişilerin zorlandığı, daha fazla mücadele içerisinde olduğu, belki baskılarla karşılaştığı, hatta riskli durumlarla karşılaşabileceği bir süreçte olabiliriz. Çatışmaların, savaş enerjisinin öne çıktığı bir dönem. Fiziksel anlamda da genel sağlığımıza dikkat etmekte fayda var. Bu etkiler altında 16 Ekim'de akşam 22.30'da 23 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Sizin 12. evinizde tam karşısında Mars var, Plüto açısı, Satürn zor açısı var. Hani koşullar ay sonuna kadar olan süreçte biraz sizin için tekinsiz olabilir açıkçası. 12. ev olduğu için hani gizli koşullar, bilinmeyen koşullar, bunlara dikkat edelim. Gizli düşmanlıklara karşı temkinli olmakta fayda var. İş ortamımızda, mesleki alanda beklemediğimiz bazı rötarlarla karşılaşabiliriz. Yani kullandığımız araç gereçlerinin bile arızalanması mümkün şu süreçte. İletişim cihazlarımıza da dikkat etmekte fayda var. Özellikle sağlığımızla da ilgili ihmalkar olmamak gereken bir dönemdeyiz. Kronik sağlık sorunları biraz kendini hissettirebilir veya hani gözden kaçırdığımız, görmediğimiz bazı sağlık sorunlarımızla da bu dönemde yüzleşmemiz gerekebilir. Belki de günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçireceğiz. Zararlı alışkanlıklarımızı fark edeceğiz. Bunları hayatımızdan çıkarmak için daha köklü bazı düzenlemeler yapmak için de bu yeni ay tetikleyici olabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.